Sevgili seyirciler merhaba. Bugün sizlere çok güzel bir yerden sesleniyorum. Bağ arasındayız bugün. Görüntüleri de izlediniz. Efendim biliyorsunuz yıllardan beri Foça'ya bağlı bağ arasında sürekli müzik şölenleri yapıyoruz ve televizyonumuzda yayınlıyoruz. Ve bu 30 Ağustos'ta yine bir programımız var. Yine bir Saim Yılmaz Show programı burada çekilecek ve yayınlanacak. Ve bu programa geçmeden önce ben dedim ki belediye başkanımıza telefon ettim. Sayın Muzaffer Tınaztepe'ye telefon ettim. Dedim ki başkanım bir çayını içmek istiyorum ve sizin yaptığınız çalışmalarınızla ilgili sizlerden bir bilgi almak istiyorum dedim. O da şu anda bizi bekliyor. Az sonra Sayın Belediye Başkanımızla kısa bir söyleşi yapacağız efendim. Şöyle gelelim bakalım belediyemize. Evet, belediyeye giriyoruz. Buyurun efendim. Evet, belediyeden arkadaşlar var. Hoş bulduk, merhaba. Efendim, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sen nasılsınız? Evet, Göksel Bey siz de buradasınız. Merhaba. Başkanımız yerinde mi acaba? Yerinde. Yerinde. Hemen çıkalım. Buyurun. Buyurun. Evet, az sonra belediye başkanımızla beraber olacağız bakalım. Belediyeye giriyoruz. Evet. Başkanımızın odasına buradan giriliyor sevgili seyirciler. Evet, merhaba. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim sizler. Sağ olun. Başkanımızı ziyaret etmek istiyoruz. Yerindeler mi? Yerindeler. Peki. Buyurun. Başkanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Buyurun. Çayınızı içmeye geldik. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Evet, buyurun. Seyirciler. Nihayet başkanımızla beraberiz. Evet, başkanımızın makamında odasındayız. Tekrar merhaba. Bizi konuk ettiğiniz için çok mutluyuz efendim. Sizinle uzun yıllar birlikte programlar yaptık. Çok güzel programlar yaptık. Güzel çalışmaları birlikte imza attık. Şimdi ben diyorum ki siz uzun yıllardan beri bağ arasında belediye başkanı olarak görev yapmaktasınız. Bu uzun yıllar sanıyor 3 dönemden beri belediye başkanısınız. Bu zaman zarfında ne gibi çalışmalar yaptınız? Bize kısaca anlatırsanız mutlu olacağım. Şimdi size hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biliyorsunuz 1994'te 24 Mart'ta belediye başkanlığı talep oldum. Ve halkımızla bizden desteğiyle seviyemizi ve bize burada verilmedi. O zaman 99 ve 2004 yerel seçimlerinde tekrar halkımızın desteğiyle halkımızın bağırma bastığı bu görevimize emanet ettik. Biz de görevimizi devlet içerisinde o günden bugüne kadar yolumuza devam etti geldik. Şimdi tabii ki bu görevleri yaparken burada da değerli görev arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte görev arkadaşlarıyla, işleriyle, bir ekibiyle biz arkadaşlarımıza gerçekten bir aile gibi. Önce bir bütünleştik, bir aile anlayışı içerisinde, bir abi kardeş içerisinde bu belediyede. Ne kadar görevimiz varsa, ne kadar yetkimiz varsa, yasalarımıza verdiği yetkiye dayanarak en iyi şekilde de görevimizi bugünlere kadar sürdük. Geldik, halkımızla bize inandık, geldik ki bu göreve devam etme yetkisini bize verdiğine devam ettik. Şimdi 1994'te biz belediye başkanı olduğumuzda önce bir iki ay oturduk. Belediyenin muhasebesini alacak verecek hesaplarını, belediyenin malın neyi var ne yok diye bir gözden geçirdik. Bu dönemde çok kişinin işte geldik, içeride başkan da bir şey yapmıyor falan diye. Böyle kımsızlığı işler oldu ama olsun tabi ondan olacaktır. Yani. Çünkü niye? Biz belediyeci değildik. Ben ziraatçıyım, tarımla uğraşıyorum. İlk sanırım onunla uğraşıyorum. Ve biz bağımızı, bahçemizi bıraktık, çiftliğimizi bıraktık. Geldik görevin başına. Önce bir araştırma yaptık, arkadaşlarımızın bilgilerini aldık. Daha sonra daha çok emek ederim ondan önce çalışmaları yapacağımız zaman su şebekesi çözülememiştir. Sorunun büyük bir sorun. Evet. Biz geldik 94-95 yılında 5 Nisan kararları olmasına rağmen oradaki
Ankara'daki bir gayretle mağarasının çok büyük su sıkıntısı olmasına rağmen orada büyük bir uğraşla sadece mağarasına özel bir kararla su şebekesinin ihale yapılmasını büyük bir mücadele sonunda sağladık ve bunu çok kısa sürede bitirdik. Proje sanıyorum süresi 18 ayda 8 ayda. Bundan sonra kendi imkanlarımızla daha tabii mağarası gerçekten çok dağınık bir kimse hemen kendi belediye imkanlarımızla ihale yapmadan işlerimizle geldik. Oradaki biraz teknikte sadece destek alarak oradaki kanson atlarımızı hiç kimse yapamaz denizlerle kanson atlarımızı aldık. Belli bir yere paket fosfatik öyle taşıdık. O zaman isim ve sosyal birlikte kalkalım. Şöyle bir dolaşalım. Tamam. Görelim. Teşekkür ederiz. Öbür birimleri de bir ziyaret edelim. Tabii, onları da bir görelim. Hoş geldiniz Sayın. Yazışlarım üzerimizde fen işleriniz. Canan bizim işlerimden yetkili arkadaşımızın arkadaşımız. Bu arada tanıştırayım Bay Veysel'e gelmiş işte Gürcan. Merhaba. Gürcan Dağlan kardeşimiz mimar. Memnun oldum. Merhaba. Beyefendi de yapı ruhsatı alacak. Öyle ruhsatı alacak. Fahrettin Erdoğanlar muhasebe sorumlu. Sorumlu muhasebemiz, muhasebe müdürümüz. Çok Fahrettin kardeşimiz köy muhtarlığının belediyeden önce köy muhtarlığının köy katipliğinden yetip geldi. Kendisi de uzun yıllar bu belediyeden bu işi iyi yaptı. Aşamasındaki işlerden elimizden geçti ya. Kolay gelsin. Bir sürü tertiş geçirdik. Bugüne kadar hiçbir sorunsuz, kaygısız, sıkıntısız, problemsiz işini yaptı. Ama bunu da şimdi zorlaştırılan da olmuştu. Şehirlerde sizi yapıldık, partiler vesaire gitti. Sonra şimdi biraz da yalnız kaldı ama işte bir yürütü geldik. Elimizden geldik. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yapılıyor. Bu tarafta da o yenilenen kitaplarımız var. İki bölüm var. İki bölüm. Burası... Arka taraftaşın evet. Kitapları yeniliyor. Orada çok kilitleniyor vesaire bakılıyor. Öğrencilerimiz de yapmış geliyor. Ben de okurum bunu sürekli. Evet. Çok güzel. Abi çekeyim.
Kim var gelecek bakalım. Yep.